Tatlış kayınvalidem. Perihan Sultan'ı böyle almak istiyorum. Gel bir tanem, gel. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Buyurun canım. İyi olurum inşallah. Niye öyle bir enerjin düştü senin? Enerjim? Hayır, enerjim hiç düşmedi. İnşallah iyi olur. Helal olsun. Gelinimi bulurum. Daha da iyi olurum. İnşallah. 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 Allah herkesin. Hepiniz dua edin gelin bulma için. Muradını versen canım. Ay. Ya. Hadi bakalım. Çok istiyorum. Bakalım ne olacak. Birinci tabaktan başlayalım hazırsan. Güzel olmuş, fena değil. Alt yufkayı mı şey? İçinin yufkası biraz çiğ gibi mi? Bana öyle gelir, kalın şöyle mı? Gösterelim, şu kameramız görüyor. Biraz yufkası çiğ gibi bana geldi biraz. Öyle yani mi? Tadı, lezzeti güzel. Beşamel bir şey sos, diyemem. Kaşar. Beşamel sosu güzel pişmiş, gayet tamam. Güzel. Güzel. Peki. Evet. Öyle alalım seni. Devam edelim ikinci tabağımızla. Biraz tuzlu bu. Hafif de pişmemiş, çiğ gibi duruyor. Bunda bezelye çok, şunda hiç yok gibi mi? Birinci ona baktım şimdi. Birinci tabakta bezelye pek gözükmüyor. Gözükmüyor. Tavuğu biraz yanık gibi. Öyle devam edelim, gel bir tanem. Üçüncü tabağımızı açtık. Lezzeti güzel. Hı. Bir şey diyemem, lezzeti güzel. Bunun da biraz tuz farkı var. Biraz tuzlu bu da. Hı. Bana öyle geldi. Kaşarı da güzel. Güzel erimiş, kızarmış. Hı hı. Bezelyesi de var. Beşamel sos? Beşamel sos da. İyi mi yani? Var gibi, iyi. İyi. Peki. Bir şey diyemeyim yani, iyi. Devam edelim o zaman. Evet, Perihan Hanım dördüncü tabağımızı açıyor. Bunu da yakmışlar sanki. Aa. Değil mi? İçi mi? Şunlar ne, yanmış gibi mi? Patlıcan, patlıcan mı? Patlıcan. Patlıcan hayatım. Hmm. Ama hani pişiremediler ya patlıcanı. Bugün de iyi pişirmişler. Çıtır olmuş. Çıtır olmuş. Hafif şurada bir yanıklık var. Çıtır olmuş. Güzel, lezzetli. Bir tabanı kuru bunun da. Tamam. Fena sen değil. Sen iyice bir fena düşün. Taşın. Düşüneyim, düşüneyim. Puanlara geçelim. Allah'ım yardım et. Ya yerim seni bana. Yardım et canım. Vallahi çok haklısın. Değil mi? Çünkü günün sonunda çok 10 zor. Tane altın bilezik aynen, var. Aynen çok bir zor. Çeyrek var. Aynen. Kolay değil. Kolay bir değil. Sorumluluk değil. Sen değil. Adaletli de bir kadınsın. Adaletliyim aynen. Hadi bakalım şöyle iyi bir konsantrasyonla. Bir. Bir. Bir numaralı tabak. Bir puan. Bir. Dört numaralı tabak, bir puan. Beş. Üç numaralı tabak, beş puan. Üç. İki numaralı tabak, üç puan. Aslında şu... buna beş verecektim de oldu zaten, gitti. Yani o da sulu gözlüydü, o da fena değildi. Hı. Biraz buna... üstü çiğ diye. Çiğ dedi. Biraz üstü beyaz diye ondan şey ettim. Anladım. Öyle. Gel bir numaralı tabakla gelin. Başlayalım, çok baktın. Çok zor. Zor, gerçekten hanım, haklısın. Zor. Bir puanın birini bir numaralı tabağımıza verdin. Peki bu bir puan hangi gelinimize gitti? Buyurun açalım. Buyurun. Ayşe Nur Perihan abladan bir puan aldı. Ne yapıyorsun Perihan teyze ya? Ayşenur, senin aklın başında değil herhal kızım. İçine bezelyesini koymamışsın, unutmuşsun. Belki erimiştir, nereden biliyorsun? Hayır kızım, hiç yoktur içinde. Erise de görürüm. Bezelye mi yani? Bezelye yok diye bir puan mı? Gözlerim çok güzel, görürüm ben onu. Tadı yok muydu? Tadı fena değildi. Bezelyesi fena yoktu değildi, da tabanı bir... da
dedim çiğ gibi bak tabanla. Nasıl da çiğ gibi ya? Taban zaten kuru yufka gibi. Onlar hazır yufka bize. Biz elimizi açmadık ki. Hayır. Ama pişmemiş. Kat kat. Nasıl çiğ pişmemiş ya? Pişmemiş. Çok katlı böyle. Sıkışmış çiğ gibi. Perihan teyze gittin tabağımdaki yufkaya çiğ dedin. O hazır yufka. Biz kendimiz açmıyoruz ki ya. Bezelye içinde yok. E ben ne diyor ona puan veririm? Strateji yapmaya çalışıyorsun Perihan teyze. Sen biri de hak gelinin yemeğinden yani, sonra anlıyorum seni ama. Ayşenur gerçek lezzeti gördü. Az önce sen öyle şansa puan aldın. İşte şansa. Aa o ona puan mı aldı? Beş aldı. Beş aldı. Kim verdi? Kim verebilir Perihan teyze? Kim verir? Aa ağız lezzeti yok onun. Nasıl anlamadı? Bence sizin ağız tadınız yok Perihan Hanım. Ekmeği pişmemiş. Nasıl pişmemiş? Hamuru. Zaten ben içinde bezelye yoktur. Evet diyor. Şimdi ikinci tabağımıza... 3 puan verdin. Evet. Bakalım 3 puan hangi gelinimize gitti Perihan ablacığım? Üç puan alan gelinimiz kim? Buyurun. Seda. Ay, Seda. Vallahi pes. Ay, Seda. Vallahi pes. Anneciğim bugün final günü ya. Ben 3 puanı ne yapayım? Gerçekten Seda güzel dedim. Ya. Yani döndüm dedim. Arkanı döndün dedin ki keşke buna bir iş verseydim dedin. Bak bu tabakların içinde bak aynen, bunlar kızım. İyice nar gibi kızartça kıpkırmızı olmuş. Ama beşamel sosun asıl böyle olması aynı gerekiyordu. Aynı böyle dedim. Ben buna 5 verecektim dedim. Ve ayrıca tavukları da yanmamış. Tavukları da yanmamış güzel. Bezelyesi evet. Görünüyor dedim. Eşit oranda. Bezelyesi görünüyor dedim. Hani yoktur dedim. Ben... Evet, tebrik çok ediyorum. Yanlış. Biz de tebrik ediyoruz. Pişmemiş tabağı 3 verdin. Sen gerçekten üzülüyor musun? Gidip bir bakar mısın tabaklara? Orada bence şükret Seda. En iyi tabağın kızarmış yüzü o. En iyi çok o mu? Güzel. Evet. Şükret en Seda, iyisi. Şükret. Ben çok en iyi güzel. Mu? En iyi. Evet, çok güzel. En iyi bak. Anne. Ben buna 5 verecektim. Bezelyesi görünüyor. Beşamel sosu güzel. Sulu gözlü ama ben yanıldım. Sen tabanı daha önce da bu tabağı pişmemiş, yanmış, bezelyesi çok demedin mi? Çok güzel. Ben evet, evet. Ben yanlış mı duyuyorum? Bezelyesi görünüyor dedim kızım. Hayat bunda bezelye var dedim. Duymak istediğimi yapmıyorsun. Ay ben aklımı kaçıracağım bu stüdyoda. Hayal marayla kıyasladığı için sen o yorumu aynen öyle algıladın. Perihan teyze ama çevir kuzu yanmasın canım. Ama bezelyesi var diye verdi sana o puanı. Çevir kuzu yanmasın. Bir sürü kötü yorum yaptın. Gittin ona 3 verdin. Donla ya ben beyazım bak ben beyaz. Oluyor işte. Ha, yanlışlık oldu. Ya şimdi de yanlışlık oldu. Ayşe güzel bence dedim ben. Durmuşsunuz orada. Bezelyesi görünüyor. Bezelyesi görünüyor. Günümüz bugün bezelye mi? Ortalık karıştı yine Perihan ablacığım. Çok, çok, çok yanlış oldu. Hayırlısı oldu. Olmayacaktı. Peki bakalım Perihan abla 5 puanı hangi gelinimize verdi? Buyurun açalım. Yasemin 5 puan aldı. Aysun. Ne oldu Aysuncuğum? Doğru puan verdin gerçekten. Evet. Perihan teyzeciğim, vallahi sen çok saf görünen akıllı bir kadınsın. Tabii aldın değil mi kayınvalidelerden tüyoları? En güzelini Aysun yapar dediler. Sen de geldin, beni verdin bana. Tuzlu dedi ya bana az önce. Evet. Burada şu anda yorumunuzda karalanmış oldu farkındaysanız. Birine daha tuzlu dedi hayatım, ama yine dedi. Sence şu an hangisi adam akıllı yorum yapıyor? Perihan teyze de bana evet tuzlu deyip 5'i verdi. İşte ben de ona şaşırdım. Şu hani, an hangi kayınvalidenin doğru söylediğini şu an anlayamadım ben mesela. Ben hak ettiğimle aldım. Şimdi gördünüz. Bak senin yapamadığını evet, kimler evet yapıyor? Evet. Bak gittin orada 2'yi yapıştırdın aynen bana. Yanlışlık oldu. Gerçekten doğru puan verdiniz. Size ben bir şey söyleyeyim mi? Ben eğer ki bugün şu tabağı, şu 2 numaralı tabağı yapmış olsaydım gerçekten 1'i alırdım. Şans ya. Hakikaten şans yani. Şu nar gibi tabak evet kalkıp 1 alıyor. Şuradaki çiğ tabak 3 alıyor ya. Hayır, abi değil. Bakın en ben yapsam 1 ve gözünü sapalı 1 verirsiniz yanmış buna biliyor musunuz? Hiç tabağını övünme Aysun. Kurumuş yanmış tabağın hiç güzel. Kurumuş mu pişmiş kurumuş mi? Kurumuş. Siz bu tabağı tahta gibi olmuş. Çok nasıl güzel verebiliyorsunuz puanı? Sen kaldırmaya hakkın yok tabağımızı niye kaldırırsın? Niye açıldı niye kaldırdın? Kaldıramazsın ama. Ben puanı açıklamıyorum ki şu anda olsun yani. Olsun gene de tabağımıza elini hatta alamazsın. Hatta getiririm ben böyle de gösteririm. Sana gezdiririm de stüdyoda. Hayır kızım hayır. Hakkın değil onu yapma. Hakkım hayatım değil. Bunu
siz bunu beğenip puan veriyorsanız ve kızarmış bir tabağımız var. Puan vermiyorsanız benim hakkımdır bu. Kıvamında kızarmış, lezzetli, sulu gözlü ama ben... Sulu gözlü. Sulu göz sizi o kadar ağlatacak ki bugün. Evet. Çok üzülüyorum. Bu sulu göz diye çektiniz, çağırdınız Evren'den haberiniz olsun. Bu yanlışma da şanstır yavrum, geldik de giderik de. Aysun dünkü tabaktan anlamadın mı? Çiğ seviyorlar. Evet, çiğ seviyorlar. Ama ben çiğ yaparım sizin için. Yaparım. Hiç merak etmeyin. Çiğ yaparım. Biz böyle puanımı da beklerim ama. Vermediğiniz zaman da daha farklı konu. Ama sadece oradan alırsın Aysun o zaman puanı. Yapamadığınız... Yapmışsın. Konumuza dönelim. Yönetmenim, bir müziğimi alabilir miyim? Bir oynayabilir miyim?